Herkese iyi akşamlar. Sıra Dış Tarih'e hoş geldiniz. Sıra Dış Tarih'te bu akşam Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil konuğum. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi malum bu son birkaç gündür gündemi Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması meşgul ediyor. Aslında sadece birkaç günü değil, onlarca yıldır bu konu gündemde. Bir vesileyle gündeme geliyor. Ayasofya Camisi önemli. Önemli olduğu için de açılması talep ediliyor. Fakat açmaya kalkan herkes bir şekilde engelleniyor ya da başına bir iş geliyor. Getiriliyor daha doğrusu. Şimdi Ayasofya Camisi niye önemli? Bunları konuşacağız. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile. Evet hocam, Ayasofya yeniden gündemimizde. Tabii hiç şüphesiz sağcısının da solcusunun da bu işe karşı çıkanın da destekleyenin de bildiği bir gerçek var. Ayasofya bu ülkenin tam ve gerçek bağımsızlığı açısından, o pencereden bir sembol. O yüzdendir ki buranın açılması ısrarla isteniyor. Birileri de itiraz ediyor. Bu anlaşılabilir değil. Sadece tuhaf bir laiklik algısıyla bu itiraz seslendiriliyor. Evet. Ayasofya'nın bulunduğu Sultanahmet'te namaz kılınacak mekan tabii ki çok miktarda var. Mesele Ayasofya'daki ya da o bölgedeki Sultanahmet'teki cami sayısının yetersizliğiyle ilgili değil. Bunu da altını çizdikten sonra söz size bakalım. Evet, bu son bahsettiğiniz hususu özellikle ifade ediyorlar. Yani orada kılınacak çok mekan var, çok cami var. Ayasofya'na ne gerek var diye. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten Ayasofya bir sembol. Fethin sembolü. Yani bugün İstanbul bizim diyorsak, İstanbul Türk'ün diyorsak, bunun en önemli sembolü bence de Ayasofya. Yani Ayasofya İstanbul'un Fatih'i tarafından camiye çevrildi ve vakfı düzenlendi. Dolayısıyla Ayasofya'yı cami olsun istememek, sanki bir başkasının olsun istemek manasına geliyor. Bir ikinci bir yönü, ben İstanbul'u kurtardık diye de 80 yıldır kullanıyor, İngilizlerden kurtardık diye. İngilizlerden kurtardı isek Ayasofya neden cami olamıyor? Yani Ayasofya İstanbul kurtulmadı mı manasına gelir. Zira fethin sembolü olması hasebiyle bir dönem işgal yaşadıysa ve bundan kurtardıysak, o zaman camisiyle, mescidiyle, medresesiyle, her şeyiyle kurtarmış olman gerekir. Ve onun cami olması gerekir. Bunu bir takım insanların anlamamız mümkün. Çünkü siyasi bir mesele haline getiriliyor. Aslında bir laiklik açısından ben çok bakmıyorum. Ama dünya tarafından Hristiyanlığın bir siyasi meselesi gibi gösteriliyor. Ve başımıza da işte büyük felaketler gelebilir. Devletimizi sıkıntıya sokabilir. Yani temel endişenin bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Tabii, yani aslında. Bu tür bir sıkıntı gelebilir, gelecektir de. Yani ben sırf bu konu üzerine bir kitap çalışması yapmıştım hocam. Mehtix bu konuyla ilgilidir. Evet, Türkiye burayı ibadete, cami olarak ibadete açmayı kafasında koyar ve açarsa ciddi anlamda defans ve saldırıyla karşılaşacaktır. Sorun değil. Yani eğer toplumsal bir desteği bu karar arkasında bulursa, kim ne yaparsa yapsın. Ya işin doğrusu da o. Yani asıl olan toplumsal destektir. Ki her zaman için şunu görmekteyiz biz. Batı Türkiye'ye yaptıramadığı hususlarda şayet toplumsal bir destek varsa geri adım atmaktadır. Zira bir toplumun önüne geçebilmek açıkçası mümkün değildir. Hı hı. Başka türlü sıkıntılar verebilir mi? Bilemiyorum ama bugün Türkiye çok önemli gelişmelerin imzasını atıyor, mührünü atıyor. Yani ben bunun en önemli hususiyetini de yine Hristiyanlara verilen haklar, insan hakları olarak görmekteyim. Yani dini inanca saygı göstermek bakımından, Heybeliada Ruhban Okulu'nu açma girişimleri açısından,
Süryanilere verilen haklar açısından baktığımız zaman ki 2 milyara yakın onların vakıfları bugün kendilerine temlik edildiğini görüyoruz. Bunlar şimdi, çok önemli mevzular. Şimdi bu noktada deniyor ki işte hükümet Heybeliada Ruhban Okulu'nu açacak, bunun karşılığında da Ayasofya'yı camiye çevirecek. Açılsın ne olur ki yani hocam? Bence de aynı düşünce değil. Yani Heybeliada ne olur yani? Heybeliada Ruhban Okulu ne yetiştiriyordu? Kendileri açısından din adamı yetiştiriyordu. Yani din adamı bir halkın din adamı yetiştirmesinden daha tabii bir şey olamaz. Dinsiz yetişirse bir adam sıkıntı meydana getirebilir. Din adamı yetişmesi hiçbir din, eğer dinin özüne iniyorsa, bakıyorsak hiçbir din kötülükleri, zulmü, yanlış işleri onaylamaz. Onaylamaz. Şayet o tip hareket ediyorsa insanlar dinden uzaklaştığı içindir veya dini anlamadığı içindir. Bunu gerçekten anlamak lazım. Dolayısıyla da bizim bazı hususları illa şunun karşılığı şu. Ben de bunu çok tasvip etmiyorum ama bazen insanı bu noktaya getirebiliyorlar. Yani hep senden istiyor ama kendisi hiçbir şey vermiyor. Turgay Bey, o zaman siz de diyorsunuz ki kardeşim bir adım da siz atın bakalım ya, sizin de insanlığınızı görelim. İnsan hakları diyorsunuz, din diyorsunuz, her türlü günümüzün şartlarına uygun olabilecek şeyleri istiyorsunuz ama siz yoksunuz. Yani hep mi karşı taraf size adım atacak? İki adım da siz atın bakalım. Bugün Sofya'da, Arnavutluk'ta, Bosna Hersek'te, hele hele Orta Afrika'da yani Hristiyan bir takım ülkelerin çağdaş denilen, şu gelişmiş denilen ülkelerin yaptıklarına baktığımız zaman bir felaket. Bunların insanlıkla falan bir ilgisi yok. Ama sizden bir şey istemeye geldikleri zaman olanca arzusuyla geliyorlar. Ama size de şu noktada katılıyorum. Biz onların istemesine de bırakmamalıyız. Yani kendi halkımıza, kendi raiyetimize, ki bu kendi içimizdeki Ermeni vatandaşlardır, kendi içimizdeki Hristiyan vatandaşlardır, kim olursa olsun insani haklarına hiçbir zaman geri durmamamız lazım. Zira biz bu şekilde büyüdük asırlarca. Bizi büyük kılan budur. Her yerde bizi güçlü kılan budur. Ve insanların belki Osmanlı'yı, bizim tarihimizi sevmelerinin temel noktası da budur. Onun için bunu ne pazarlık noktası ne de onlardan bir şey isteme noktasında tutmayı açıkçası ben de tasvip etmiyorum. Ben bir parantez açayım. Yazdığım için onu söyleyeyim. Sonra Ayasofya'nın önemine geçelim. O da şu. Mesela Hizmet Hareketi bu anlamda bir kampanya başlattı. Ayasofya ibadete açılsın diye. İbadet derken neyi kastettiklerini bilmiyorum. Şüpheleniyorum doğrusu. Yani cami olarak ibadete açılsın başka bir şey. İbadete açılsın başka bir şey. Bu şerhi düştükten sonra. Ama iyi niyetle diyelim ki cami olarak ibadete açılması isteniyor. O vakit ben Fethullah Gülen'in çıkıp bu konuda bir açıklama yapmasını beklerim. Özür dilerim. Yahut işte Washington Post'u çağırıp burası bizimdir. Biz Ayasofya'yı cami olarak ibadete açacağız. Bunu istiyoruz diyebilir. Yahut Ayasofya'nın önünde bir cuma günü mesela bugün olabilirdi çağrısını yapmıştım. Bağlılarının işte binlerce on binlerce bağlısının gelip orada bir cuma namazı kılmasını o meydanda bu sayede de dünyaya bir mesaj verilmesini isterdim doğrusu. Bu benim düşüncem. Gelelim Ayasofya'nın önemine hocam. Şimdi Ayasofya'nın önemini az önce ifade ettiğimiz gibi Fatih İstanbul'u fethettiğinde ki bütün fetihlerde de bu böyledir. En büyük camiyi, en büyük mabedi cami haline getirilir ki fethin nişanesidir bu. Ancak Osmanlılar Ayasofya'ya sadece bir cami yapmak için bakmadılar. Ayasofya'yı bir İslam sitesi haline getirdiler. Ve Osmanlı'da statü bakımından en büyük mabet Ayasofya olarak görüldü. Bu çok önemli bir husustur. Bir site haline getirildi. Zira Ayasofya sadece cami yapılmaktan öte tam manasıyla bir cami ve İslam sitesi mührü vuruldu. Nasıl vuruldu? Hemen etrafında medrese eğitimi başladı. Ertesi günü eğitim başladı Ayasofya'nın etrafında ve medreseler inşa edildi. Fatih Sultan Mehmet minarelerle minarelerini yaptırdı. Aynı şekilde 4 minareye kadar gerek 2. Selim, 3. Murat,
Bunlar 2. Bayezid birer minare ilavesiyle 4 minareye çıkarıldı. Yine keza etrafında padişahların türbeleri yer aldı. 2. Selim Han, 3. Murat Han, 3. Mehmet Han, İbrahim Han, Mustafa Han bugün Ayasofya'nın etrafında türbelerinde yatmaktalar. Bunun yanında bir kütüphane, muazzam bir kütüphane, şadırvanı, içerisine minberi, mihrabı, her yönüyle Ayasofya'ya baktığımız zaman zaten insanlar bir kilise görmüyor, başka bir şey görmüyor, bir cami görüyorlar. Ne yazık ki bugün en büyük kayıplarımızdan bir tanesi oradaki medresenin alelacele yıkılmış olmasıdır. Ve o medresenin aslında oraya yaptırılması bence gerekir. Bir tarih açısından medresenin orada bulunması gerekir. Yine Fatih Sultan Mehmet mesela medrese hiyerarşisi içerisinde müderrislerin bir maaşı vardır, gündeliği. Ve Osmanlı'da medreseler de bununla anılırlar. 20'li, 30'lu, 40'lı, 50'li medreseler diye. Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Camii'nin etrafına yaptırdığı medreseler 50 akçeli medreselerdir. Oranın müderrisi 50 akçalır. Osmanlı'da tek bir medrese vardır, 60 akçelik. Klasik dönemde o da Ayasofya medresesidir. Yani oranın medresenin müderrisi en yüksek müderristir. En Osmanlı'da yüksek müderrisler orada ders vermektedirler. Dolayısıyla Ayasofya'nın Osmanlı devlet içerisindeki yeri hem ilmi açısından hem dini açısından bir numara olma özelliğini korumuştur. İnsanlar, padişahlar mesela bayram namazlarını genelde Ayasofya Camii'nde kılarlar. Cuma namazlarını genelde Ayasofya Camii'nde kılarlar. Halkın en fazla rağbet ettiği camilerin başında gelir Ayasofya. Dolayısıyla Ayasofya'ya çok özel bir önem atfedilmiştir ve bu böyle sonuna kadar da devam etmiştir açıkçası. Peki hocam, Ayasofya aslında Müslümanların, daha doğrusu Osmanlı'nın, daha da doğrusu Fatih Sultan Mehmet'in tapulu malıdır, değil mi? Doğru, tapulu malıdır. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami yaptı. Fakat akabinde vakıf düzenledi. Oraya senede 14 bin altın gelir getirici vakfiyesini hazırladı. Ve iki tane de bugün numunesi vardır. Vakfiye namesini yazdırdı. Vakfiyesini yazdırdı. Bir tanesi ceylan derisi üzerine tam 66 metre uzunluğundadır bunun. Ankara Kuyudu Kadime Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde yer almaktadır. Fatih buraya kendi özel mülkiyetinden, mallarından vakfiyesini hazırladı ve kıyamete kadar cami kalması ve kendisinin o medrese, cami, oradaki görevliler, her türlü kütüphanesi onlar için yapmış olduğu şartların asla değiştirilmemesi, bozulmaması, her neyi yazdı ise onun kıyamete kadar devam ettirilmesi ve asla asıl maksadından saptırılmaması konusunda gerekli emirleri oraya yazdırdı. Ve tabii bütün vakıfnamelerde bir de bunu değiştirenler, bozanlar, tayir edenler hakkında da bir lanet ifadesi yazdı. Belki de çok açık bir şekilde müzenin veya camilikten çıkarılmamasının net bir bilgisinin olmaması belki biraz da bu korkudandır. Ben bugün nasıl cami olmasın diyenlere Fatih'in şu vakfiyesine aslında bir karşı çıkmak olarak da görüyorum. Yani olabilir. Bugün orada az önce sizin söylediğiniz gibi de hiç namaz, insanın namaz kılabileceği onlarca yer var. Ayasofya belki hiç ihtiyaç duyulmuyor. Ancak bu Ayasofya'da namaz kılınmaması Fatih'in şeyi değişsin, gelmesin demek apayrı bir bakıştır. Ve o şeye, o vakfiyeye, Fatih'in o emrine, o isteğine, arzusuna, hatta onun mülkiyetine, mülküne karşı çıkmaktır. Zira vakıf şöyle bir husustur. Vakıf artık sizin mülkünüzden çıkıyor. Fatih'in mülkü de değildir artık burası. Burası aynen Kâbetullah gibi, Beytullah gibi Allah'ın evi manasına gelir. Vakfullah'tır. Allah'ın mülkü haline gelir. İşte laneti onun ve onların üzerine olsun. Evet. Diyor. İşte o Ayasofya Vakfiyesi'nin
den bir sonundaki bölüm. Zaten bütün vakıflarda bu vardır. Zira siz bir cami, bir mescit, bir çeşme, bir medrese kendi mülkünüzde yapıyorsunuz. Onun akarı, asıl olan vakıfta budur, onun akarlarıdır. Onun akarlarını kendi yine özel mülkünüzden oraya tayin ediyorsunuz kıyamete kadar yaşaması için. Ve bunu vakfettim diyorsunuz. Şimdi artık azalık... bunu kim bozabilir? Bu Allah'ın oldu artık. Yani... Asıl sahibine geçti mülk. Şimdi azınlık vakıflarının, taşınmazlarının iadesi söz konusu biliyorsunuz. Evet. Bu önemli bir şey. Yani bir büyük devlete yakışan da budur. Ama... Bir başka azınlık değil, bir başka vakfın malları söz konusu. Bunun da bu emanetle teslim edilmesi gerekmez mi? Bunun için belki de bir talep gerekir. Bilmiyorum da hukuki şeyi nedir? Mirasçısı da bizizdir herhalde. Vallahi ben bu milletin, ben azınlık diye yani bir meseleyi aslında kabul etmiyorum. Bir vatandaşlık hakkı vardır Türkiye Cumhuriyeti'nde bakış itibariyle. Kesinlikle haklısınız. Azınlık diye bir husus yok. Vatandaşlık vardır ve bunda herkes eşittir. Nitekim öyle bakıyoruz. Ama ben şunu görüyorum bu ülkede. Tanımlama açısından ben söyledim. O doğru ama bunun uygulamada tam tersini görüyoruz. Mesela bir azınlık dediğimiz birisi hakkında, birilerinin ecdadı hakkında, tarihi hakkında, geçmiş hakkında bu memlekette bir işte dizide, bir filmde, bir programda bir söz olsun. Ertesi gün ne o programı yapan kalıyor, ne söyleyen kalıyor, hiç kimse kalmıyor. Kimse de çıkıp şey demiyor. Ya bu hiç dizi demiyor. Ya bu dizi hani mesela. Peki bu milletin asli unsuru hakkında Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan onlar hakkında nasıl bir karalama kampanyası, nasıl bir iftira kampanyası vuku buluyor ve bir millet ayaklanıyor kimsenin gıkı çıkmıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Ya bunun adını koyabilmek değil. Bu milletin asli unsuru hala dayak mı yiyor o zaman? Hala dayak mı yemeli? Ona her türlü hakaret, her türlü iftira caiz olacak, geçerli olacak ama ötede ben azınlığım diyen birilerine tersi olacak. Yok böyle bir şey ya. Bir defa azınlığı ortadan kaldırmamız lazım. İkincisi vatandaştır umumen. Kardeşim 5 milyon mu imza istiyorsun? 10 milyon mu istiyorsun? Başkasına da gerçekten haksızlık yapılıyorsa onun da imzasını atalım, ona da biz sahip çıkalım. Burada hocam, şu bu falan demeyelim. Bu milletin önce buraya gelmesi lazım. Önemli bir parantez açtınız aslında. İyi bir yer burası. Tahrik ettiniz. Şu Cüneyt Arkın filmlerindeki işte o papaz tiplemeleri, işte Hristiyanlarla olan işte o savaşlar, o sinemaya. Buna karşı sözüm ona, tırnak içinde birçok aydınımız kardeşim biz neler yapmışız, bu da yapılır mı gibi şeyler söyledik, eleştirdik, yerden yere vurduk vesaire. Ama iş Muhteşem Süleyman'da bu dediklerinizin yapılmasına gelince, ya bu dizi bunda ne var ki, bu kadar da abartmayın deniyor, sanat düşmanı ilan ediliyorsunuz vesaire. Çok doğru. Aynı şekilde bizim 70 sene o filmlerde bir de imam tiplemesi vardı. En kötü rollerde imam olurdu maalesef. Çirkin bir sakal. Evet, çirkin bir sakal. Dişler burada. Dişler orada. Haşa. Bütün medeniyete karşı, ilme karşı, gelişmeye karşı, her şeyin karşısında bir figür gibi gösterilirdi. Tersine Cüneyt Arkın gibi o filmlerde de papazlar aynı ifadelerle. Hatta şu son Fatih filminde İstanbul gitti gidiyor, adamın vatanı elden gidiyor. Ve bu uğurda çarpışmayı, ölümü göze alıyor. Ama hala kadın... Şarap şişeleri elinde sanki İstanbul'da o böyle yaşıyor imparator. Böyle bir tip hala böyle gösterildi. Bugün artık bu tip filmler ve bunlar övülür hale geldi. Ama orada asıl bir de peygamberin övdüğü 70 bin kişinin 70 bin meleğe benzetildiği bir ordumuz da zani bir ordu. Onun en başındaki adam en tepesinde o hani bayrağı diken figür olarak bilinen Ulubatlı Hasan da bir zani kişi olarak ifade edildi. Bunlar gerçekten çok üzücü. Zani midir hocam? Yani deniyor ki ya Ulubatlı Hasan diye biri yoktu. Bu bir hayal ürünü, bu bir şehir efsanesi, bu uydurmadır. Böyle midir? Şimdi peki neye var diyorlar? Var dedikleri ne var bunların? Ona bakmak lazım. Gemiler yürüdü mü diyorlar bunlara göre, bazılarına göre? Gemiler oradan yürümedi. Biz o filmde
Şahi topları yapan usta olarak kimi gördük? 80 sene bize bir Macar Urban okuttular. Bir de Macar Urban'ın kızı çıktı şimdi, olmadık birisi. Ya Ulubatlı sana çıkartıyorsun, Ulubatlı'yı söylemiyorsun. O Macar Urban'ın kızı nereden çıktı? Era mıydı, neydi, öyle bir ismi öyle vardı. Bir... O nereden çıktı be kardeşim? Yeni bir belge mi buldunuz? Yer altında Bizans şeylerini, kazıları yapıp yapıp duruyorsunuz. Orada Era'nın saçlarına mı rastladınız, neye rastladınız, topuna mı rastladınız, tüfeğine mi rastladınız? Ya bunları anlamak mümkün değil. O olunca kimse tartışmıyor. Ulubatlı Hasan'ı gece gündüz tartışan tarihçiler şunu tartışmıyorlar. Fatih'in bizzat kendisi bir makine mühendisi. Şu filmde görebildik mi? O topların balistik hesaplamalarını ve çizimlerini bizzat Fatih yaptı. Hatta Macar Urban işsiz kalmış Fatih'e geldiği zaman Fatih ona diyor ki şu topu dökebilir misin? Adamın söylediği söz. Aklı şaşıyor. Daha o cesamette, o irilikte bir top çizimi görmemiş adam. Diyor ki dökerim ama neticede bir mühendis. Dökerim ama mermisini yapamam diyor. Sen mermisini düşünme diyor Fatih. Sen topu dök. Dört toptan üçü bizim mühendislerin, biri Macar Urban'ın. Üçü bizim mühendislerin. Fatih makine mühendisi olarak Macar Urban mı yetiştirdi? Mimar Müslühiddin'i, Mimar Sarıca Sekban'ı, o mühendisleri, bizim şu en azından gençlerimiz şu filmde görselerdi kötü mü olurdu? Bakın tarihe bir de tersten bakalım Turgay Bey. Burayı devam edeceğiz herhalde bu kısmı. Devam edeceğiz. Zaten buna devam ediyorum. Peki. Macar Urban'ın topu birinci haftada çatladı. Kuşatmanın ilk haftasında. Hatta Macar Urban da o esnada öldü diye kaynaklar yazıyorlar. Bizim toplar sonuna kadar devam etti. Şayet bizim toplar çatlasaydı da Macar Urban'ın topu sonuna kadar devam etmiş olsaydı. Ne destanlar yazılırdı. Ne destanlar yazılırdı ve gözümüzün içine içine işte buyurun Osmanlı topçuluğu, işte Bizans topçuluğu. İşte Osmanlı, işte Bizans. İşte ilmi, teknolojisi diye gözümüzün içine içine. Peki tersi oldu? Yok sayıldı. Nisyana terk edildi. Zira bunlar başkalarının birini bin, bizim binimizi bir yapmakta ustalar. Başka hiçbir şey değil. Macar Ulubatlı Hasan'ı biz söylemedik. Bizanslılar söyledi. Niye almıyorsun? Niye yok efendim falan filan diyorsun? Dimitri demedi. Dimitri deseydi alırlardı bak. Gerçek derlerdi. Ama Peygamberimizin torununun ismi ve Ulubat da bizim kazamız. 400 senedir kabul edildi. Evet, oraya 20 tane iri görünüşlü Türk çıktı. Bunların bir kısmının isimleri karıştıran Süleyman, Balaban Çavuş, Ulubatlı Hasan. Bunları genelde dışarıdakiler söylüyorlar. Ama Ulubatlı Hasan kabul edildi. Ulubatlı Hasan bir artık Türk'ün neyi haline geldi? Kültürü haline geldi. Okullara bakıyorsun Ulubatlı Hasan. Sokaklara bakıyorsun Ulubatlı Hasan. Viyadüklere bakıyorsun Ulubatlı. Metroya bakıyorsun Ulubatlı. Şiire bakıyorsun. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştansın değil mi? Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştansın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Şu millete, şu gencine bir ideal aşılıyor, bir hedef veriyor Ulubatlı Hasan, bir simge de haline gelmiş. Ne geçer eline yıkmakla? Yok demekle eline ne geçecek? O burca biri çıkmadı mı? Biri bayrağı dikmedi mi? Yani velev ki yok. Ama biri yok mu? Biri var. Onun yerine daha kesin bir belgeyi ortaya koyamadıkça niye bir kenara itiyorsun? Niye yok sayıyorsun? Tutmadı. İttihat Terakki'yi söyledi. Balaban Çavuş dedi. Söylediği gibi kaldı. Tutmaz. Ne adına şiir? Bu millet bir şeyi kabul ettiyse bütünüyle bir yanlışın üzerinde bütünlük olmaz. Kabul ettiyse yıkma onu. Değiştirme, bozma. Ama birilerinin görevi bu galiba. Peki, ben açıkçası çok yanlış buluyorum. Peki tarih biliminin yaklaşımı nedir? Hani... Vallahi tarih biliminin şöyle denir mi? Ya kardeşim Ulubatlı Hasan efendime söyleyeyim tarihsel olarak bir gerçeklik değil. Bir profesör, tarihçi bir profesör nasıl olur da
bu yanlışa sahip çıkar, tırnak içerisinde söylüyorum bunların hepsini. Doğru, güzel. Derse tarih bilimi nasıl bakar buna? Tarih bilimi buna işte öyle akılcı bakmaz, normal bakmaz. Zira bir hususta belge var mı yok mu? Tarih bilimi açıkçası buna bakar. Şimdi Fransız söylüyor mu? Söylüyor tarih bilimi açısından. Efendim bu uydurma bir, farklı bir Fransız falan ifade ediliyor. Peki bu adam yaşamayan biri mi? Yaşayan birisi. Olan birisi mi? Olan birisi. Eseri meydanda mı? Meydanda. Adı sanı belli mi? Belli. Neye göre uydurma diyebilirsin? Ha bir de birinci yazan mı var? Var. Peki o kitaba göre alırsak İstanbul'un fethi ne anlatılıyor? Bize ne veriyor? O zaman ne gemiler var, ne komutanlar var, ne askerler var, ne yürüyen kuleler var, ne lağım savaşları var. Türk'ün komutanı geldi ve kaleyi aldı. O asıl Fransız dediklerinin bütün verdiği bilgi bu. Turgay Bey, burada şimdi Ulubatlı yok diye bunu inkar edersen ben her şeyi inkar ederim. Buradan kaçanlar var. Bu kaçanlar gün be gün bu hadiseleri anlattılar. Daha sonra yazdılar kitaplarına. Bizim sadece o günün tarihçilerine bakarsak çok şeyi yok deriz. Ben Osman İstanbul'un fethiyle ilgili anlattıklarımın çoğu Dukasa'dır, Kritovilos'tur. Bu tip Bizanslı tarihçilerdir, Fransız'dır. Ya bu tarihçileri bir kenara attığın zaman bu eserleri Barbaro'dur. Bunlara attığın zaman neye göre konuşacaksın? İşine geleni kabul et, gelmeyeni reddet. Mesela gemiler yürümedi deniyor. Bu gemiler bir günde oradan yürümedi. Peki bunu bütün Osmanlı kaynakları, bütün Bizans kaynakları yazıyor mu? Yazıyor. Tarih bilimine göre ben bütün bunları bir kenara itip bir Yeniçeri'nin hatıratını alıp ya da Evliya Çelebi'yi alıp gemiler yürümedi dersem benim diplomamı yırtarlar tarih biliminde. 20 tane, 30 tane kaynak onları yazacak. Siz bir başkasını tek bir kaynağın, o da 200 sene sonra yazılmış bilgisini alacaksınız. Bir günde bayram yaptılar bizim bazı tarihçiler. Bayram yaptılar. Niçin biliyor musun? Bir Yeniçeri'nin hatıratı diye bir kitap çıktı. Orada gemilerin yürümediği yazılıyordu. Biz bu noktada neye bakarız? Kaynak tenkidine bakarız. O Yeniçeri'nin hatıratı kitabının ilk 5 cümlesinin birinci cümlelerini söyleyeyim mi size? Yeniçeri'nin hatıratının birinci cümlelerini molanın ardından söyleyeceğiz. Peki. Bir mola. Sakın bir yere ayrılmayın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sıra dışı tarih devam ediyor. Evet hocam, Yeniçeri'nin not defteri. Bir Yeniçeri'nin not defteri, hatıratı. Tabii önemli bir kitap ama hani bilinen bazı meseleleri yıkacağı zaman o kitabı çok iyi bir kaynak süzgecinden geçirmek zorundasınız. Şimdi biz o kitabın birinci bölümüne, üçüncü bölümden itibaren şöyle yedinci bölüme kadar ben birinci cümlelerini okuyunca ne olduğu anlaşılıyor. Üçüncü bölümün birinci cümlesi peygamberin kız kardeşi Fatma. Dördüncü bölümün birinci cümlesi Türklerin papazı günde 7 kez yüksek bir yere çıkar ve insanları toplanmaya çağırır. Hangi birini düzelteyim? Beşinci bölümün birinci cümlesi Osman'ın oğlu Mustafa. Altıncı bölümün birinci cümlesi İznik'i fetheden Murat. Şimdi bu böyle gidiyor. Ya peygamberin kızı mı, kız kardeşi mi? Kız kardeşim. Ben bizim bazı ilahiyatçılarımızdan üçe düşürelim diyeni duydum ama yediye çıkartanı hiç duymamıştım. Duymadık. Osman'ın 6 tane oğlu var Osman Gazi'nin. Mustafa diye bir oğlu yok. Hani 6 oğuldan birini tuttur. Olsa tükkan seni. İzni Orhan mı fethetti, Murat mı fethetti? Yani şimdi aynı Yıldırım Bayezid'le hatalar devam ediyor. Yahu be kardeşim. Bunun hangi cümlesi doğru ki şunu alıyorsun bu gemiler? Fatih'in tarihçisi Tursun Bey bu 67 gemiyi indirdiğini ve yine İstanbul'un fetihnamelerini yazanların hemen hepsinin şunları söylediği kesin, Dukas'ın, Kritovilos'un, bütün Bizans kaynaklarının yazdığı bir meseleyi nasıl böyle elinle bir kenara itersin? Ve bakın dizide yine bir yanlışlığa filmde işaret ediyorum. O gemileri günagün, yani birkaç gün içerisinde indirme veya tarihle oynadılar.
tarihle oynayınca ortadan bir gerçek kalktı. Fatih'in şahsiyeti kalktı ortadan. Gemilerin bazen hani o tarihleme çok önemlidir, kronoloji. Fatih Sultan Mehmet bir deniz savaşını kaybetti 18 Nisan. Bunu 18 Mayıs'a aldılar. 15 Mayıs'a aldılar filmde. Halbuki 18 Nisan'da kaybetti. 4 geminin Haliç'e girmesine mani olamadı Osmanlı donanması. Ertesi gün Bizans haber gönderdi. İmparator. Bir savaşı da kazanmış. Osmanlıların morali bozulmuş. Çandarlı kaldıralım diyor. Haber gönderdi. Dedi ki sur içini bana bırak, ne istersen vereyim. Sadece sur içini bana bırak. Fatih Sultan Mehmet gelen elçilere ya bu İstanbul beni alır ya İstanbul ben İstanbul'u alırım veya İstanbul beni. Şimdi şu söz tarihi bir sözdür. Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni. Nitekim bu sözünün ertesi gecesi 67 gemiyi alıyor, Haliç'e indiriyor. Nasıl indirildiğini şu hadiseyi herkes kabul ediyor, kabul edilemeyen şu. Nasıl indirdi? Bu gemilerin altına tekerlekler mi, kızaklar mı, yerlere kızaklar mı döşetti, tekerlekler mi yaptırdı? Uzun urganlarla bir tanesini aşağı indirirken o diğerini çekiyor muydu? Nasıl bir yol izledi? Bu yol nereden açıldı? Bunlarla ilgili kaynaklar onlarca görüş serde diyor. Ama hiç kimse indirip indirmediğini tartışmıyor. Bakın deniz savaşı. İki gün sonra gemi. Tarihleri değiştirirseniz, Mayıs'a alırsanız Fatih Sultan Mehmet'i tesbihinin üzerinde çırpınan, çadırından bir hafta çıkmayan, perişan bir halde gösterirsiniz. O tesbihinin üzerinde tepinen adam, çadırından çıkmayan adam ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni diyebilir mi? İşte Fatih Sultan Mehmet'in şahsiyeti böyle yok edilir bir filmle. Halbuki o zaman o sözü söylemenin bir manası kalmıyor. O sözü yerince söyleyeceksin. O zaman onu bir mana ifade ediyor. Ve Fatih'in şahsiyeti. Ertesi gün Bizans perişan. Siz 3-5 gemi indirseniz içeride koskoca Bizans donanması var. Yok eder. Nitekim bir hafta sonra yok etmek için harekete geçiyorlar. Ama bu arada Fatih o gemilerle bir Haliç'in üzerine köprü yaptırmış, topları karşı yakaya geçirmiş. Batırıyor bu saldıran gemileri. 400 kişi ölüyor. Tarihi değiştirmemek lazım, bozmamak lazım. Bizim tarihimizde çok oynanıyor. Turgay Bey, mesele bu. Ve bunu da belge bilgi kolay. Busbek'in bir sözü var Kanuni döneminde. Avrupa'ya yazıyor, diyor ki, ya bu Türkler mukayese yapıyor. Bizi Avrupa'yla mukayesesini yapıyor. Bizim milletimizde Avrupalı milletin bir mukayesesini yapıyor. Ahlak bakımından yapıyor, disiplin bakımından yapıyor, ilim bakımından yapıyor ve gelecek bakımından yapınca titriyorum diyor. Bizim üzerimize kara bulutlar çöküyor. Türkler ise aydınlık ufuktalar. Biz bu millete galebe çalamayız. Bu dine galebe çalamayız. Bunun bir tek yolu var. Bu hanedanı bu milletin gözünden düşürmeliyiz. Her vesileyle iftira etmeliyiz. Her vesileyle. Devir Kanuni dönemi 1555'li yıllar. Gerçekten öyle. Bu milletin bir ifadesi var. Biz bir din biliriz, bir de padişah. 1000 yıl ömür versin Yaradan Allah. Bir din biliriz, bir de padişah biliriz. Başka bir şey bilmeyiz. Bu milletin siyaseti bu o dönemde. Ama o birlik beraberlik olunca da devleti ebed müddet meydana çıkıyor. 1000 yıl ömür versin Yaradan Allah. İşte onu, o hanedanı dine çatamıyor adam. Dine saldıramıyor. Dine kötü bir söz söyleyemiyor. O zaman şöyle bir irkilir toplum. Ama padişahı övüyor. Geliyor bir iftira içerisine atıyor. Attılar bunu. O iftirayı bugün bizimkiler kapıyor. Bu iftira mıdır? Bu benim dostum mudur? Bu benim için, bunu niçin söylemiştir bana? Bunu hiç sorgulamak yok. Bir yabancı söyledi mi, ona hemen mal bulmuş mağribi gibi anında yapışıyorlar. Ya bunu bir tenkide tut, bu tarih ilmi be kardeşim. Sokaktaki adam senin hastalığına hemen bir çare üretse onu yapmaya mı kalkarsın? Git şu ilacı al demiş, adam ilacı sürmüş, gözü kör olmuş.
Hemen kadıya gidiyor. Ne yaptın? İşte bunu verdi. İneğe sürmüştüm demiş, iyi olmuştu demiş. Ve kardeşim biraz bir tenkide tabi tutacaksın. Tarihlerini, tarihçilerini, şunu bunu bileceksin. Hemen öyle bu adam benim dostum mu? Niçin yazıyor? Ne maksatla yazıyor? Bir bunun gerisinde ne var? Değil mi? Bugün mesela bugünün şu gazeteleri 300 sene sonrasının ana kaynakları. Şuradaki gazeteleri alıp okusak bugünkü idarecimiz hakkında ne hüküm veririz? Şuradaki gazeteleri okusak ne hüküm veririz? Ama ben bu tarihin bugünün içindeyim. Bunları değerlendirmeyecek miyim? Adamın bir menfaatine mi halel geldi? Menfaati mi elden gidiyor? Ne elden gidiyor? Niye bunu yazıyor? Neden yazıyor? Şunun bir menfaat mi kazandı da övüyor? Ben rahmetli Özal'ın bir gün bu şeye giriyordu, bir seçime giriyordu. Yasaklar kalksın mı kalkmasın mı? Özal'ın can düşmanları bir gün gazeteyi elime aldım, inanamadım Turgay Bey. Ey Özal, nereye götürüyorsun? Memleketi yeniden karanlık ellere mi terk ediyorsun? Birdenbire dönmüş gazeteler. Ya nasıl yazar bu adam bunu? 3 ay önce Özal'ı bitirmek için çalışıyordu. Sonradan biraz araştırınca öğrendik. Hani serde araştırıcılık olunca, bilmem ne kadar kredi alınca tersine dönüveriyor adam. Acaba niye öyle yazıyor? Niye böyle yazıyor? Biz ilim adamı olarak bunu araştırmak zorundayız. Batıdakiler ise onlar hemen senin aleyhindeyse şurada başbakanın mitingini bile bir başkasına gösteriyorlardı değil mi? Hı hı. Bambaşka hallere büründürüyorlardı. Neden? Menfaatine öyle geliyor. Ben ona baksam benim milletim bir anda 10 parçaya bölünebilir. 20 parçaya bölünebilir. Öyleyse biz ilim adamı olarak çok dikkatli, tarihe de böyle bakmam lazım benim. Fatih Sultan Mehmet'i çok mu sevecekler Bizans'ın elinden İstanbul'u almış? Çok mu güzel sözler söyleyecekler? Yolu Roma'ya doğru gidiyor. Çok mu övmeleri lazımdı, bunu mu bekliyoruz? Ama övüyorlardı da. Bir yönden de övüyorlardı. İstanbul düşmesin diye denize düşen yılana sarılır. Tuttular Papa'dan yardım istediler. Ne dedi Papa? İnancınızı değiştirin de gelin. Ortodoksluktan çıkın, Katolik olun, size yardım edeyim. Oysa ikisi de Hristiyan. Sadece inanç yönünden farklılıkları var. Kendi inancında bir insana dahi yardım etmiyor. Değiştir de gel diyor. Mezhebini değiştir. Mezhebini değiştir. Fatih ne diyor? Şu andan itibaren mezhebinizde, yolunuzda, ayininizde, ticaretinizde, her şeyinizde hürsünüz. İşte Osmanlı'yı kabul ettiren bu. Osmanlı'yı kabul ettiren. Hocam bunun için ne dersiniz? Yani gemi inmiş çıkmış, ulubatlı varmış yokmuş. Bunun yanında söz sahibine haber veriyor. Zemzemle yıkanmış kalır. Söz sahibine haber veriyor. Her şeyden, fıçıdan içinde olan sızar. Bal kabından bal, zehir kabından zehir sızar. Bu söz sahibine haber veren bir söz. İstanbul'da Lucas Notaras Katolik şapkası görmektense Türk sarığını tercih ederim diyor. O Türk sarığı merhamettir. O Türk sarığı adalettir. O Türk sarığı insaftır. Medeniyettir, kültürdür. İnsanlıktır. Türk sarığı budur. Zulüm değildir. Adaletsizlik değildir. Merhametsizlik değildir. Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet'in atası Osman Gazi bir sözü var. Ertuğrul Osmanoğlu'sun, Oğuz Kara annesisin. Hakkın bir kemter kulusun, İstanbul'u aç gülzar yap. İstanbul'u al, kan bahçesi yapma, gül bahçesi yap. Onun 6. göbekte torunu Fatih Sultan Mehmet bir çiçek yetiştirene 500 akçe veriyor. Ecdadını unutmuyor, tarihini unutmuyor. Bugün dünyanın bir süper gücü birkaç sene önce Irak'a girdi. 4 sene sonra 2 milyon ölü bırakıp nasıl çıkacağını bilemedi. Kan bahçesi yaptı Irak'ı, kan bahçesi. Hala öyle değil mi? İstanbul'dan Fatih bizi öldürecek diye kaçanlar 1 ay sonra geri döndüler. Allah Allah, öldürmüyor mu? Bu yaşatıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir idealin mensuplarıyız biz. Bir fikrin, bir felsefenin mensuplarıyız. Bunu iyi bilmek lazım. İnsanı yaşatmak üzere. Uyvar önünde Fazıl Ahmet Paşa mektup yazdığı zaman Uyvar komutanına teslim olun diye padişahımın
hakkınızda ne düşündüğünü bilseydiniz, beni buraya neden gönderdiğini bilseydiniz, oğullarınızı onun uğrunda kurban ederdiniz. Biz size iki cihan saadeti getiriyoruz. Biz sizin gönlünüzü, kalbinizi açmaya geliyoruz. Sizi yok etmeye değil. 2000 kişi var Turgay Bey. 2000 kişiyle 20 sene idare ediyor. 2000 kişi. Viyana'ya en yakın kale Uyvar. Başka bir tek Türk yok. Bugünkü Slovakya'nın neredeyse üçte biri. Tükürük de boğarlar. Tek bir hareket, tek bir isyan yok. Bunun nedenleri üzerinde insanlar düşünmeliler. Şayet şunu yazan arkadaşımızda insaf varsa o duvara. İnsaf varsa düşünmeli, insafla bakmalı. İnsaf elden giderse hiçbir şey olmaz. İmam-ı Azam'ın bir sözü var insafla ilgili. Anlatayım mı bir anekdot? Anlatın, anlatın. Ondan sonra şunu soracağım. O meşhur hadis-i şerif, lütuf tahenler Konstantiniyye tefeden tamam. Ya'mel diye başlayan. O mesela deniyor ki, ya bu sahih bir hadis değil. Evet. Gerçi ilahiyatın konusu ama. Bizim de konumuz. Sizin de konunuz o yüzden. Teşekkür ederim. İmam-ı Azam'a Mutezile'den birkaç kişi geliyorlar. 20-25 kişi. Ellerinde kılıçlar. Kılıçları boynuna tutuyorlar. Sen diyorlar Resul'ün yolunu değiştiriyorsun. Ne yapıyorum ben? İmam ardında Fatiha okutmuyorsun diyorlar. Bakın mücadeleye. İmam-ı Azam diyor ki, insafla mı geldiniz, inatla mı geldiniz? Bir şey söylüyorsunuz bana, konuşalım ama insaf ehli misiniz, inat ehli misiniz? İnsaf ehliyiz diyorlar. Ama kılıçlarınız boynumda. Bu nasıl insaf? 20 kişisiniz. Kılıçlarınız kına girsin, öyle konuşalım. İnsaf ehliyseniz sözünüzü tutun. Doğru mu? Doğru. Kılıçlar kına giriyor. Doğru söze kimse bir şey söylemez. 20 kişi bağırıyor. Yolu değiştiriyorsun. Nasıl yaparsın? Nasıl edersin? Bu yola gel. Ya anlamıyorum size diyor. Sizi anlayamıyorum. 20 kişi birden bağırıyorsunuz. İçinizde en alimini, en bilgenizi seçin, tartışalım. İçinizden en ilim ehlini seçin, en güvendiğinizi onunla tartışayım. Ben kime cevap vereyim? Yine söz doğru mu? Doğru. İçlerinden birini seçiyorlar. Bu seninle tartışsın, en ilim ehlini. Diyor ki, bunun sözü hepinizin sözü mü peki diyor. Evet diyorlar, hepimizin sözü. Bunun sözünü hepiniz kabul ediyor musunuz? Evet, hepimiz kabul ediyoruz. Ben de aynısını söylüyorum diyor. İmamete geçirdik işte, hepimizin adına. Niye bağırıyorsun? Ve gidiyorlar. Turgay Bey, insaf ehli olabilmek çok önemli. Ya bu aklıma şeyi getirdi hocam. Gezi olaylarında dediler ki hep birlikte bağırmayın. Aranızdan temsilci seçin. Gönderin ne istiyorsunuz bakalım. Onlar da seçtiler temsilci. Gönderdiler. Üçüncü havalimanı istemeyiz dediler. Köprü istemeyiz dediler. Nükleer santral istemeyiz dediler. HES istemeyiz dediler. Onu istemeyiz dediler. Bunu istemeyiz dediler. Halbuki millet oraya niçin gitmişti? Halbuki oraya millet niçin baş gitmişti? Ağaç kesilmesin. Diye. Yaş kesilmesin. Şunu gidenimiz de gitmeyenimiz de şunu da birlikteliktir. Biz de yaş kesenin başını keserim. Başı keser. Yani orada gerçi her ne kadar yaş kesmede yoktu. Onu alıp bir yere aktarma vardı ama bunu insanlara bazı şeylere bizde demokrasi tam yerleşmiyor. İyi anlatmak lazım. Bazen belediyelerimiz kendine göre bir karar. Anlatacaksın ama bana anlatma. Orası neresi? Taksim'in. Taksim halkıyla otur, konuş, anlat, inansın, bilsin. Beylikdüzü'nde oturuyorum ben. Beylikdüzü belediyesi bana anlatsın. Sıkıntı şurada. Beni Amasya'daki bir belediyenin işi ilgilendirmiyor. Sıkıntı şurada. Karşınızda insaf değil, inat ehli var. İnat ehli var işte. Evet. Ve geldiği zaman da o gözüktü. Ne istiyorsun kardeşim? Ağaç yok ortada. Ağaç yok. Bu memleketi 3 numara daha tepeye atlatacak, sıçratacak, ileri devletler seviyesine eriştirecek, ferah düzeyine ulaştıracak. Şu anda ben hemen hemen her hafta neredeyse bir yerde dışarıda konferanstayım, uçakla gidip geliyorum. Hepimiz hocam ayağımız yere. Siz de aynısınız. Yarım saat artık havada geziyoruz Turgay Bey. Yarım geçen saat havada. Yanımda bir yolcu yurt dışından dönerken dedi ki, bekliyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı'nın üzerine geldik, bekliyoruz. Aşağıda trafik açılacak ki ineceğiz.
45 dakika kadar dolandık. İsyan etti. İsyanından siyasi duruşu ve tavrı belli. İşte bu ne kardeşim, giderken aynı, dönerken aynı, bekliyoruz, eziyet çekiyoruz, böyle şey mi olur, işte hangi çağda yaşıyoruz falan deyince ben de bir an için şöyle bir cümle kurdum. Dedim işte yani bu gerizekalılar 3. Havalimanı'na itiraz ediyor işte. Böyle bir ülkede yaşıyoruz deyince sustu adam. Ama yukarıda beklerken car car konuşuyor. Aşağı inince 3. Havalimanı'nda istemiyor hocam. Aynen öyle. Letif tahannel Konstantiniye. Letif tahannel Konstantiniye ve lenimel emiri emiruha ve lenimel ceyş zalikel ceyş. Muhakkak fethedilecek İstanbul. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onu fetheden asker ne güzel asker. Şimdi bu ben, biz okul kitaplarına falan da baktığımız zaman ya da bu Fatih meselesi. Fatih Sultan Mehmet bir gece ansızın gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirdi. Surları da dövdü. Zaten surun arkasındakiler de işte başımızda kardinal şapkası görmektense Osmanlı sarığını görmeyi tercih ederiz diyenlerdendi. Tereyağından kıl çeker gibi iş bitti, oldu bitti. Şimdi bu cepheden baktığınız vakit bu hadis-i şerif fazla övgü dolu bir hadis-i şerif kalıyor. Buradan da bir parantez açayım dedim, uygun geldi zannediyorum. Son tarihe bakılırsa olabilir. 8 asır bir Müslümanların ideali olarak takip edildiyse, 8 asırda defalarca kuşatmalar olduysa, 7 sene boyunca İslam ordusu buradan ayrılıp geri dönmediyse, ya o İstanbul'u alırsınız ya orada ölürsünüz diye kendilerine emir verildiyse, Arap Camii'nin ta Hazreti Mesleme 717 yıllarında yapıldığını bilirsek sondan bakmamak lazım. O hadis-i şerif 8 asır bir meşale gibi durdu ve Müslümanların en büyük siyasi ideal olarak İstanbul'u hedef yapmalarına sebep oldu. Nitekim Peygamber Efendimiz'in mihmandarı türbesinden içeri girdiğimiz zaman yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari? Resul-i Ekrem'in yarı Eba Eyyubi Ensari yazısını görürüz. 6 ay evinde misafir olduğu o büyük sahabi 80 yaşının üzerinde İstanbul önlerinde ne arıyordu? Peygamberimizden İstanbul surları önünde mübarek bir zatın defnedileceğini işitmiştim, vefat edeceğini. Umarım ki o kişi ben olayım, beni surlara en yakın yere defnedin. Daha ne sözler duydu acaba İstanbul'la ilgili ki onu buralara kadar getirdi? Ve Peygamber Efendimiz'in vefatından 40 yıl geçmeden İslam orduları İstanbul önlerine geldi. Onca yeri geçip denizden, onca Hristiyanların topraklarını aşıp buraya gelmelerinin sebebi neydi? O müjde değil miydi? Önce hadiseler sanki 8 asır sonra birdenbire şu İstanbul'u alalım dedi Fatih. Hadisi de o zaman uyduruverdi gibi anlaşılıyor. Oysa Peygamber Efendimiz'in vefatından bugüne kadar bakarsak, o kaynaklara geçmiş sözü hangi kaynaklara? İmam-ı Buhari'nin tarihinde var. İmam Buhari en büyük hadis alimlerindendir. Hadis alimlerinin baş tacıdır. 400 bin hadis-i şerifi bilir ama eserine 10 bin tane koymuştur. Kimisini de tarihe almıştır. İkincisi Müslim'in hadis kitaplarında var, kitabında var. İmam-ı Müslim'in ki bu 6 sahih hadis kitabından biridir. Nasıl reddedeceksin? Ama bizim bazı ilahiyatçılarımıza göre tenzih ederim bir kısmını. Peygamberimizin kaç tane sözü var duydunuz mu Turgay Bey? Sahih diye kaç tanesini alıyorlar? Birkaç bin vardır. 27, 27. 27. Kulaklarınıza inanamazsınız. Peygamberimiz 27 söz söylemiş. Ya şurada oturuyoruz, yüzlerce cümle kuruyoruz. Şurada bir programda 2 saatte yüzlerce cümle. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak'tan insanları irşatla, tebliğle yükümlü ve bir dini yerleştirecek. O 27 cümlesi olacak. Sahih. Ve insanlar yazmayacak. Nasıl bir mantıktır, nasıl bir algıdır, nasıl bir anlayıştır? Mümkün değil. Sorsanız 40 tane hadisi ravileriyle sayamaz bunlar. 40 tane hadisi. O hadis alimlerinin o hadisleri nasıl bir titizlikle seçtiklerini ve kitaplarına aldıklarını bilemez.
bu ümmetin hüccetül İslam dediği, İslam'ın hücceti kabul ettiği İmam-ı Gazali at mevdu de, işine gelmiyor, at bir tarafa. Onu mevdu, buna mevdu de, ona bir şey de. Yapma kardeşim ya, yıkma onu, o dini. Bunlar böyle. Bir molaya gidiyoruz. Hocam kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, hadisi konuşuyorduk. Ne kadar zorlu olduğunu, zor mu kolay mı olduğunu, İstanbul'un fethini konuşuyoruz hocam. Fatih Sultan Mehmet sanki böyle kolay, hatta bazısı söyler açık bir kapı buldular. Oradan girdiler falan diye daha da kolaylaştırmak için. İşte bu az önce söylemiştim, bizim binimizi bir yapmak diye. Fatih Sultan Mehmet 19 yaşında tahta çıktı. 21 yaşında İstanbul önlerine geldi. Tam 2 sene. 2 sene nasıl bir hazırlık yaptı? Birdenbire bir başarı. Ben sultan oldum, hükümdar oldum. Ordum güçlü, karşımda duracak kimse yok. Yürüyün bakalım deyip İstanbul önlerine gelmedi. Daha birinci emri Fatih'in Rumeli Boğazkesen Hisarı'nı yaptırtmaktır. Şu muazzam hisar bugün tamiratını yapalım aslına uygun deseler 3-5 sene sürer. 4,5 ayda yaptırıldı. Ama defalarca geldi kendisi, taş taşıdı. Takip etti. O büyük kulelerin bir tanesini bizzat kendi parasıyla yaptırdı. Birini Çandarlı, birini Şahabettin, birini Zahunos Paşa, her birisi kendi özel mülk mallarıyla yaptırdılar. Ve 4,5 ay gibi kısa bir sürede. Buradan artık şu boğazdan hiçbir gemi geçemez dediği zaman bir Venedik gemisi izinsiz geçmek isteyince oraya batırıldı. Ne yapıyor Fatih? Edirne'de Şahi denilen topların bizzat çizimleriyle uğraşıyor. Şahi denilen topların dökümüyle uğraşıyor. Az önce de söyledim, kendisi tam bir makine mühendisi olarak yetişmiş. İyi bir matematik bilen bir gerçekten padişah. Bunlarla uğraşıyor. Ne yapıyor bunun yanında? Defalarca İstanbul önlerine geliyor. Surların haritalarını, çizimlerini yapıyor. Ve onlar üzerinde güçlü yerleri, zayıf yerleri, nereden hücum edilebilir, neler yapılır, bunlarla uğraşıyor. Ve kendisine diyorlar ki bir gün Çandarlı iyi çalışmıyor. Çandarlı'yı çağırıyor gece. Bir gece yarısı. Çandarlı elinde bir büyük tepsi, içi altın ve mücevherlerle dolu padişahın huzuruna çıkıyor. Ne bunlar lala diyor. Bunlar ne? Diyor ki hünkârım, eski padişahlardan adettir. Böyle gece yarısı ani olarak bir devlet adamı huzura çağrılırsa bir şeye kızdığı anlaşılır. Onu teskin etmek için bir adettir. Onun için böyle geldim. Sizin olanı size getirdim. Bu benim değil, sizindir aslında da. Sizin olanı size getirdim. Bir siniriniz varsa teskin içindir. Sizinle görüşmeye geldim. Bana bunlar gerekmez lala. Bana İstanbul gerekir. Görüyorsun yatağı bozulmamış, gözleri kan çanağı gibi. Haritalar serili, İstanbul surları. Bana İstanbul için ne yapıyorsun onu anlat. Çandarlı iliklerine kadar titriyor. Diyor ki hünkârım, bir Hisar-ı Garbi'nin, bir kafir hisarının ne hükmü ola ki bunca dilaveran ile önüne varalım ki alamayalım. Hiç endişelenmeyin. İstanbul bizim olacaktır. O zaman gereğini yap Çandarlı diyor lala. Gereğini yap lala diyor. Ve çıkıyor. 2 sene hazırlık. 5 Nisan'da İstanbul önlerine geldikleri zaman 18 Mart'ta çıkıyorlar Edirne'den. O Şahi topları 40 manda çekiyor. Etrafında askerler yuvarlanmaması için çekiyorlar. 4 tane büyük Şahi top o surları yıkacak. Çeker geldikleri zaman Bizanslı tarihçilerin tespiti şu. Bir makine disiplini gibiydi. Bir makine gibi işliyordu. Muazzam bir sessizlik. 70 bin kişi, bir tek konuşma yok. Sinek vızıldasa duyarsınız.
Herkes nereye yerleşeceğini, nereye konuşlanacağını, ne yapacağını gayet iyi biliyordu. Denizden, karadan, ta Haliç'ten Marmara hattına kadar ordu nerede, ne şekil alacağını, ne görev yapacağını biliyor ve yerleşik düzene geçiyordu. Ve tek bir konuşma duyulmuyordu. 2 sene hazırlık yaparsanız şu şekilde, o zaman birinci adımı atmış olursunuz. Hiç idman yapmadan takım sahaya çıktığı zaman 7 gol yer gelir. Yatar yatarsa ötede adam çalışıyorsa işiniz biter. Hiç hazırlık yapmayan bir talebe derse girdiği zaman, çalıştığı zaman ona sorular çok kolay gelir, her şeyi biliyorsa. Bu çok kolay oldu demen için onun 3 sene gerideki akıttığı teri görmen lazım. Biri bilmeyene, hiç çalışmayana çok zordur. Ona zordur. Fatih ne yaptı? Gücünü biliyor. Karşısındakinin, düşmanının. 1000 yıl aşılamayan surları biliyor. İçeride 6 ay dayanacak bir askerin varlığını biliyor. Ona göre hazırlanıyor. Bizans ne durumda? 1000 yıldır aşılamamış surlar. Grejuva ateşi. Yaklaşık 1 yıllık yiyecek stokunu depolamış. Yardımını istemiş. Gönüllü kuvvetleriyle desteklenmiş. Ve Haliç'ten denize kadar o sur dışını yaklaşık 40 metre derinliğinde, 20 metre eninde boyunda kazdırmış, suyla doldurmuş. Yani İstanbul bir ada. Her yerden saldıramazsınız. Gemi yüzdürebilirsiniz orada, küçük gemileri yüzdürebilirsiniz. Öyle saldırmak kolay değil. Önce toprakla dolduracaksın ve belli noktalardan hücum edebileceksin. Sur, birinci sur katla bitmiyor. Yaklaşık bir 10 metre arayla ikinci kat sur. Birinci katın surun üstüne çıkmanız yetmiyor. Üzerine kalaslar döşeyebileceksiniz. Diğer bir suru aşabileceksiniz. Yaklaşık 12 Nisan'a kadar 10 gün top atışları, hücum yapılamıyor. 12 Nisan'dan itibaren umumi hücumlar başlayabilir. 18 Nisan, 6 Mayıs, 30 bin, 50 bin kişiyle hücumlar olur. Bir elinde merdivenler, ağızlarında palaları, kılıçları, bir eliyle merdiveni, bir eliyle üzerine kızgın yağlar, taşlar ve grejuva ateşi yakmasın diye kalkanını tutacak ve o şekilde o surları aşmaya çalışacaklar belli noktalardan. Mazgallardan o şeyleri, hemen merdivenleri itiveriyorlar. Yıkılıyor üzerlerine taşlar, yağmur gibi. Kayalar yağmur gibi yağıyor. 50 bin kişi ne saldırılar? Kolay değil. 30 bin kişiyle aşamıyor. 40 bin kişiyle aşamıyor. 50 bin kişiyle aşamıyor. Müthiş çarpışmalar oluyor. Toplar, hususlar. Oraya yığdı. Öyle kolay bir şey değil. Ve 25 Mayıs bir büyük ordu geliyor Macaristan'dan. Bu haber bütün ordugaha yayılıyor. Hücumlar başarısız olmuş. Çandarlı bırakalım diyor. Çandarlı istemiyor. Yani orduda bir de içeride bir sıkıntı var. 14 yıldır ordunun başında olan komutan istemezse ne olur? Büyük tehlike. Her divan toplantısında, savaş divanında Çandarlı çıkalım diyen bir adamdır. Bırakalım. Bu defa daha şiddetli. Yine savaş kararı alınıyor. Hani bizde devşirme Türk diye böyle bazen tukaka yaparız ya devşirmeleri. Hı hı. Zahanos Paşa devşirme. Şahabettin Paşa devşirme. Saruca Paşa devşirme. İstanbul Türk'ün olmalı diyor. Çandarlı Halil de Türk. İstanbul Bizans'ta kalmalı diyor. Şahsiyetleri tek tek ele almazsak yanlış tiz, yaparız. Tiz kellesi vurda. Ama Fatih düşüncelerini, tasavvurlarını gizleyen bir adam. Müthiş bir devlet adamı Fatih. Bir numaradır bu yönüyle. O prensipleri, düşünceleri, ilmi, her yönüyle bambaşka bir şahsiyettir. Ve son hücumdan önce Fatih endişe içinde. Hemen şeye müracaat ediyor. Akşemseddin'e müracaat ediyor. Bu hisarın düşme durumu yok mudur? Nedir? Diyor ki Akşemseddin, hücumlara devam edilsin. Kale, şehir bizim olacaktır. Ne zaman olacaktır? Bu defa işaretle diyor 29 Mayıs'ı.
Bunlar kaynaklara yansımış olan hususlar. Hani fetih ile ilgili çok farklı tarihlendirmeler de vardır ama bu da vardır ve en güçlüsüdür. Ve son 3 gün hücum yapılmaz. Büyük hazırlıklar yapılır. Çok önemli hazırlıklar. Son bir hücumdur bu. Bizans şunu bilir. Bunu def edebilirse İstanbul kurtulacak. Bu tarafta bilir. Bu hücumda alabilirse bizim olacak. Yani şunun son hücum olduğu meydandadır. Hatta hiç görülmeyen bir şekilde o akşam hava karardığı zaman bir donanma şenliği vardır. Dört bir taraf lale çiçekleri, gelincik çiçekleri açmış gibi yanmaktadır. Sanki her taraf gelincik çiçekleridir. Lale bahçesidir. Böyle bir durum söz konusu. Fenerler, şamdanlar, her şey yanıyor, mumlar. Gemilerde ateşler sanki o Bayrampaşa vadileri, Topkapı dışı, Edirne kapı dışı her taraf bir lale bahçesine döndürülmüş bir vaziyette. Çok önemli bir husus. Gece saat 12 tek bir komut verilmiş gibi hepsi sönüyor. Ve sabaha kadar tekbir sadalarıyla inliyor. Bizans sabaha kadar uyuyamıyor. İmparator gece boyu geziyor. Ne olur şunu def edelim. Ve o sabah erkenden kalkan Fatih Sultan Mehmet iki rekat namazını kılıyor. Sabah namazını kılıyor. Şükür secdesine varıyor. Ve bunca savaş görmüş Türk askerine hücum diye bağırdığı zaman yayından boşalan bir ok gibi surlara saldırıyorlar. 2 saat. Birinci hücum başarısız. Ardından 2 saat. İkinci hücum başarısız. Ve Türk'ün en vurucu gücü Yeniçeri birlikleri harekete geçiyor. İşte bu artık şeyinde yıldığı bir dönem. Hatta Justiniani yaralanıyor. İmparatorun bütün yalvarmalarına rağmen terk ediyor orayı. Artık kaybedileceğini biliyor. Terk etse de düşecek, terk etmese de düşecek. Farkında bunun. Bitti. Her şey bitti. Bunun farkında. Ve iri görünüşlü 20 kişi surların üzerine durdu. Bunu anlatıyor işte. Frances diyor, diğerleri geriden gelinceye kadar bir tanesi orada bayrağı durdu ve ayrılmadı. Artık önlenemez hale gelince 2 surun arasına düştü. Önce ruku sonra secde halini aldı ve şehit düştü diyor. Bunun adını Ulubatlı diye söylüyor. Bir 15 dakika denizden, Haliç'ten, diğer mevkilerden grup grup akmaya başlıyorlar. Tek bir noktadan da değil. İlk nokta burası ama 15 dakika ile beraber her yerden. O anda yarım saat önce canını atabilen attı. Yoksa diğerleri kaldı. İmparator son ana kadar durdu. Son anda o hengame arasında artık mahşeri bir durum. Asker giriyor. Seni öldürecek bir Hristiyan yok mu diye bağırıyor. Azapların arasında kalıyor. Kellesi alınıyor. Farkında bile değiller. Sonradan anlaşılıyor imparator. Ve Fatih Sultan Mehmet onu imparatorlara layık bir törenle gömün diye emir veriyor. Ve İstanbul, hani fethi İstanbul'a fırsat bulmadılar evvelun, fethedip anı Muhammed dedi tarih ahirun. Bu da muazzam bir kelimedir. Evvelkiler fırsat bulamadılar, Fatih fethetti ve ahirun dedi. Ahirun kelimesi Ebced hesabıyla 857 yapar, 1453'e tekabül eder. İstanbul bizimdir. Şimdi diyor ki, güzel, iyi güzeldi de şu kardeş katline de cevaz almayaydı iyiydi. Güzel. Turgay Bey, bu benim en beni heyecana getiren bir husustur. İnsanlar bulamıyorlar tabii. Arıyorlar, aranıyorlar. Bazen bana yani hocam diyorlar, bu çok övdüğüm Osmanlı'da şu kardeşlerini hunharca gözü dönmüş bir şekilde katleden cani ruhlu adamlar değil mi falan. Söyleyecek bir şey. Tabii anlaşılması kolay bir mesele değil. Anlaşılması kolay bir mesele değil. Ama anlamak için tarihi çok yönlü okumak lazım. Her yönüyle bakmak lazım. Bu meseleyi anlamak için bizim tarihimizin 2000 yıllık geçmişine bakmak lazım. Kardeş katlinin uygulanmasının bittiği zamandan sonrasına bakmak lazım. Hukukçularına bakmak lazım, yorumlarına bakmak lazım, o devirdeki algıya bakmak lazım. Sanki bir tek ifadeyle, ben de bana böyle söyledikleri zaman diyorum ki,
Bunu hiç kimse bugüne kadar söylemiş bir şey değil. Osmanlı'yı övenlerin bile başı yere düşüyor. Ya kardeşim diyor, işte herkesin hatası olur. Bu da bir hatadır falan filan. Ya kardeşim diyorum, bana Osmanlı'nın en övündüğünüz noktası nedir deseniz kardeş katli meselesi derim. Benim en övündüğüm noktadır bu. Benim için, senin için, milleti için, dini için kendinden vermiş. Bu bir feragattir. Bu bir bedeldir. Bir bedel ödetiyor adama. Tarihte bir bedel vardır. Her işin bir bedeli vardır. Kolay değildir. Bir hizmet yapacaksan birileri ne bedeller ödüyor. Kolay değil. Canını veriyor, malını veriyor, mülkünü veriyor. Kolay değil öyle. Kolay iş değil. Ha birileri kendisi bundan nemalanabilir. Biz bunları yıllarca tarihte bunu da gördük. Tarihte çok şeyleri gördük. Birisi kendi ve evlatları için milletin kanını emer, birisi milleti için kendi kanından verir. Farkı iyi bilmek lazım, bu olaylara bakabilmek lazım. Ben bazen diyorum ki, haydi bana Melikşah'tan sonra Selçuklu'nun en büyük dönemi, bir üç padişahın adını sayın. Timur Han'ın devleti bir taraftan Çin Seddi, bir taraftan İstanbul önlerindeydi. Timur Han'dan sonra üç hükümdarın adını sayın. Biz devletimizi kendimiz bölüyorduk 3, 5, 7 evlada. Ardından kendi kendimizi katlediyorduk, mahvediyorduk. Ve düşmanlar da her türlü üzerimizde ne mülkümüzü, ne ırzımızı, ne namusumuzu bırakıyordu. Türk'ün tarihi devletleri 200 seneyi aşmazdı. 16 devlet kurduk ama 15'te batırdık yani. 157 devlet kurduk. Turgay Bey, 16 büyük devlettir, 16 imparatorluktur. Büyük devlet. Yoksa o imparatorluklar Selçuklu, Melikşah'tan sonra 7 devlet. Hangisi? Hepsi birbiriyle boğuşuyor. Anadolu'da birlik var. 900 bin Haçlı Anadolu'ya giriyor. Kılıç aslanlar 850 binini kesiyor, 800 binini. 100 biniyle Büyük Selçuklu baş edemiyor. Urfa Kortluğunu, Antakya Kortluğunu kuruyorlar. Kudüs alıyorlar, 70 bin Müslümanı katlediyorlar. Neden? Zira 7 parça orası. Birbiriyle boğuşuyor. Haçlılar da bundan istifade ediyor. Mesele budur, sıkıntı. Osmanlı bunu gördü. Osmanlı dedi ki, bir gökte bir güneş varsa, bir kında bir kılıç, bir kafeste bir aslan, bir gövdede bir baş varsa, bir tahtta da bir sultan olmalı. İkiyi kaldırmaz. İki sultan olursa, İki başın olduğu yerde herkes baş, herkesin baş olduğu yerde herkes köle olur. Osmanlı bunu gördü ve dedi ki bir olmalı. Ama bu bir bedel ödetti. Kardeşin o zaman öldüreceksin. Kardeşi ölmezse iki baş olur. Diyorlar ki efendim Fatih Beşik'teki çocuğu nasıl öldürür? Veya 2 yaşındakini, 5 yaşındakini nasıl öldürürler? Delinin saltanatı, hilafeti, imameti caiz değildir. Sabi'nin caizdir. İkinci Murad'a kardeşi ihsan ettiğinde kaç yaşındaydı? Tabi tarihi bilmek önemli Turgay Bey. Hemen soru. Bazısı diyor ki 5 yaşında, 6 yaşında nasıl öldürülür? Peki ikinci Murad'a kardeşi ihsan ettiğinde kaç yaşındaydı? 6 yaşındaydı. İbrahim Han'ı öldürdüler. Çünkü 7 yaşında Mehmet vardı oğlu. Rahat. 2 yaşında da olsa öldürürlerdi. Zira bir sistem var. O Selçuklu lalaları kaç yaşındaydı padişahlar? Ben 2 aylık hükümdarı biliyorum, 2 aylık. Bebeğin hükümdarı oluyor, onu indiriyor, onun üzerinden tahta çıkartıyor. Tarih bu. 15 yaşına kadar besleyip büyütelim de 15 yaşında mı keselim falan. Adama demek lazım, sormak lazım. Bunu söylerken de. Osmanlı bu bedeli ödedi. Fakat ben şunu bakın, Fatih'in kanunnamesini iyi anlamak lazım. Evladından her kime saltanat müyesser ola, kardeşlerin katletmek münasiptir. Vaciptir, şarttır, farzdır demedi. Münasiptir, uygundur dedi. Zira bu atam ve dedem kanunudur. Bana kadar böyle geldi bu. Osmanlı'da yazılı anayasa yoktur. Sözlü anayasa vardır, uygulama vardır. Bugün İngiltere'de de anayasa yok. Ama köklü bir anayasaları var, en eski. Uygulamadan doğru geliyorlar. Osmanlı'da böyle. Bu atam ve dedem kanunudur, benim dahi kanunumdur. Ben de bunu kanun kabul ettim. Ekser ulema bunu tecviz etmiştir. Ulema buna cevaz vermiştir, çoğu. Peki çoğu cevaz vermiş derken vermeyen var mı?
Bana bir tane isim versinler. Bugünkü bir kısım ilahiyatçıları şöyle hani kurban kesmeyin de tavuk kesin. Tavuk kesin, ceket dağıtın. Tavuğu da kestirmiyorlar, şimdi gömlek dağıttırıyorlar. Ramazan'da hani vatandaşım şey kalıyor, zayıflıyor. Böyle perişan oluyor. Bir saat daha fazla yedirmek için çırpınan bazı ilahiyatçılarımız var. Bunlar tabii karşı çıkmazlar. Bunlar bebek beşik. Onlar milyon ölsün. Ne din kalsın ne iman kalsın. Ne olacak, Hristiyan da olsa gideriz cennete falan. Ayağıyla giderse söylenecek bir söz yok. Söylenecek İslam olmasın da başka bir şey olsun diyorsa o olsun. Ya bu millet ölmesin, bu İslamiyet ortadan kalkmasın, gitmesin diye bir anlayışla bir kişi bana ulema cevaz verdi. Bir kısmı da ne yaptı? Sustu. Karşı çıkan bir kişi yok. Ne yapıyorsun? Padişah gibi adamlar var Turgay Bey. Padişahtan güçlü adamlar var. Zembilli Ali Efendi. Müftü Sakaleyn denilen Kemal Paşa Zade. Ebu Suud Efendi. Molla Hüsrev, Molla Gürani, Akşemseddin, Molla Fenari, Hacı Bayramı Veli, Emir Sultan. Bunların her birinin zamanında bunlar oluyor. Bakın son dönemdekilerden şu alimler ilim bakımından, padişahların karşısında durmak bakımından, her yönden, kararlılık bakımından 10 kattır. Hani desek ki son dönemlerde belki biraz daha farklı bakarız ama şu dönemlerdeki alimlere bakalım. Bir tanesi ne yapıyorsun sultanım demedi. Zira dese 100 bin kişi, milyon kişi ölecek. Belki din gidecek, iman gidecek. Haydi al bakalım onu. Padişah padişaha. Bunu yapmayacak bir padişah olsa kim olurdu? İkinci Bayezid olurdu. Veli diyoruz. Çok halim selim bir padişah. Veli padişah diyoruz. Yapmasa yapmazdı. Halaları geldi Selçuk Hatun. Cem'e bağışla Anadolu'yu dedi. Cem'e bağışla. Çatışma bir elma ağacı için bile olsa insanlar zarar görür. Yapma bunu dedi. İkinci Bayezid-i Veli'nin verdiği cevap. La erhame beynel müluk. Melikler arasında merhamet olmaz. Ve Osmanlı Devleti öyle iffetli, namuslu bir gelindir ki İki damadın talebine rıza göstermez. Reddetti. Bak, çok önemlidir bu. Uygulamalar tamamen böyledir. Peki gelelim. Kanuniye mi? Yok. Şu meseleyle ilgili iki padişah döneminde sarayda ölümler oldu. Üçüncü Murat, üçüncü Mehmet. İlk defa Fatih'in kanunnamesiyle artık sancağa çıkartılmadı şehzadeler. Sarayda boğduruldu. Turgay Bey o kadar üzüntü oldu ki İstanbul halkı 2 ay matem tuttu. Saray 2 ay matem tuttu. Ya bunlar insan. Kardeşine kıymak kolay mı? Yavuz Sultan Selim 2 kardeşini öldürtünce oturup ağlıyor. Nereden geldi bunlar bizim başımıza diye. Saltanatı alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden evlaymış. Velayet kadar başka bir şey anlatıyor bu söz. Nereden geldi bu benim başıma? Bu sana ne gelmedi? Sen de o zaman doğabilirdin. Bugün doğmayı sen mi istedin? Beni şu tarihte getir ya Rabbi dedin de mi bugün oldum? Şu anne babadan mı doğmayı istedik biz? Dilekçe, o gün doğabilirdik. Dilekçe mi yazdık? O gün orada olabilirdik. Nereden bu? Keşke bir velinin hizmetkarı, temizlikçisi olsaydık da şu işler bizim başımıza gelmeseydi. Onunla o imtihan edildi. O kadar üzüntüler oldu. Nitekim 1. Ahmet döneminden itibaren Ekber Erşet, özellikle 4. Mehmet zamanında tam yerleşti bu. Peki ne oldu? Kardeş katli durdu. Şimdi ben soruyorum. 2. Osman'ı kim tahttan indirdi, kim öldürdü? İbrahim Han'ı kim tahttan indirdi, kim öldürdü? 3. Selim Han'ı kim tahttan indirdi, kim öldürdü? 2. Mustafa'yı, 4. Mehmet'i kim tahttan indirdi? Abdülaziz Han'ı kim tahttan indirdi, kim öldürdü? Abdülhamit Han'ı kim tahttan indirdi, durdu mu? Kim karıştı bu defa? Kul karıştı, devlet adamları karıştı. Menfaati gidenler buyurun. İşte burada şehzade var, indir onu, öldür onu. Ve Cumhuriyet tarihimize bile darbeler, tarihine girmedik. Babali baskını. Niye? Kenarda var çünkü. Hangisi daha iyi dediğimiz zaman veya hangisi daha az kötü dediğimiz zaman...
tercih durumunda kalsak ne yapılır? Evet o kötü ve Osmanlı ailesinden bir tanesi şu insin de ben çıkayım demedi. Böyle asil bir aile çıkmaz dünyada. Öldür dediler, öldürdüler. Büyük çıksın dediler, hepsi durdular. Böyle bir aile çıkmaz. Keşke onları anlayabilseydik. Keşke doğru tanıyabilseydik. Ya haydi o gün tanıyamadık, bugün tanıyalım be kardeşim. Benim için yaptı şu hadiseyi ya, benim için öldü, öldürdü. Bugün dünyayı verseler bir kardeşine kıyabilecek adam var mı? Kıyamaz ama tersinden bakıyorum. Babasından kalan mirası da kardeşine veriveren var mı? Al kardeşim ya, senin olsun, ye iç. Bak bir muhtarlık seçiminde şu kadar kan dökülüyor. Ne zannediyorsun? Bir seçim oluyor da ne kadar adam ölüyor. Kim bugün? Bugün ne diyoruz? Dün Osmanlı'ydı. Saltanattı, tamamdı. Millet ne diyordu? Biz bir din biliriz, bir de padişah. Bin yıl ömür versin yaradan Allah. Bugün neyi koyduk? Egemenlik kayısır çarsız. Milletindir. Ya daha dün seçim oluyor. Akşam adam çıkıyor. Efendim yok öte bir tarafta da %55 var, yok bilmem. Ya çoğunluk işte. Ben talebelerim içerisinde sınıf başkanı seçiyorum. 10 tane aday çıkıyor. Bir oy fazla aldı mı? Sınıfın başkanı isterse bir oy fazla alsın. Bir milletvekili fazla alsın. O adam artık 4 yıl onu seçti bu millet. O artık benim muhtarım, ben oy vermesem de. Benim belediye başkanım, benim başbakanım. Ne kadar? 4 sene. Sonra yeniden giderim. Faaliyetlerini sivil toplum kuruluşlarıyla yanlış yapıyorsa karşı çıkalım. Duralım. Ama meşruiyetini tartışma. O zaman sen başka bir şeyi tartışıyorsun. Başka bir şeyin peşindesin. Mesele bu. İşte Osmanlı bunu yaptı. Çişeh baştır, memleket anaten. Hukuki bir mevzu. Hı hı. Hani bizim hukukçular da bazen anlamıyor Serdar Bey. Hukukçuların anlamamasını hiç anlamıyorum. Mecellede 5 tane kaide var. Bugün bütün dünya hukukunda da geçerli olduğunu düşünürüm ben bunu. Bizim ilahiyatçılarımız da soruyor, Kur'an'da var mı? Ya kardeşim, peygamberimizin sünneti ne? İcma ne? Kıyas ne? Bütün bunlar nedir? İslam'dan değil mi? Kıyası kabul etmiyor musun? Tabii mezhebi kabul etmezse adam başka bir noktaya doğru gider. İcmayı kabul etmiyor musun? Bütün bunları niye? O zaman ben peygamberimizin her sünnetine, yaptığı işe Kur'an'da var mı diye mi bakacağım? Böyle bir ifade olabilir mi? Söylenebilir mi? Bir mola ardından devam edelim hocam. Çok mola var maşallah. Evet, yeniden birlikteyiz. Evet hocam. Hukuki kaidelerini ifade ediyordum. Hukukçular anlamazsa kimse anlamaz diye. Mecellede 5 kaide var. Def-i mefasit celb-i menafiden evladır. Zararı has, zararı amma ihtiyar olunur. Zararı am, zararı hassa ihtiyar olunur, seçilir. İki büyük zarar karşı karşıya gelse küçük zarar seçilir. Ehven-i şer ihtiyar olunur. Önce bozukluğu gidermek vardır faydadan ziyade. Şunun bütün hukukta şu kaidelerin aynen geçerli olduğunu bugün düşünürüm. Tersi varsa birisi söylesin. Yani şurada milyon kişi, şurada bir kişi. Şurada bir anne böbreğini iki evlad arasında vermek zorunda seçim yapmak durumunda kalabilir. İnsan kendi hayatında nice imtihanlarla seçim yapmak durumunda kalabilir. İşte o anda bir şeyler gözetir o insanın aklı. Nitekim Kemal Paşazade öyle diyor. Çişeh baştır memleket anaten, yaraşmaz iki başlı olmak beden. Padişah baştır, memleket onun tenidir. Yaraşmaz iki başlı olmak beden, bedene hiç kimse iki başlı olmak istemez. Bir kilim üstünde uyur 10 geda, bir iklime sığmaz iki padişah. Bir kilim üstünde 10 tane derviş uyur ama bir iklime iki padişah sığmaz. Osmanlı tarihinin en büyük hukukçusu Kemal Paşazade, Ahmet İbni Kemal Paşa. Bütün hukukçular bunu ifade ederler. Bunu yargılamayalım, sorgulayalım ve anlamaya çalışalım. Anlayamayacak bir tek adamın çıkacağını zannetmiyorum ben sorguladığı zaman. Doğru. Hocam son çalışmanız bir de
Valide Sultanlar ve Harem. Aslında bu mevzu nedendir demeyeyim, nedeni belli. Hep çok dikkat çekmiştir harem dairesi. Yahut cariyeler. Mesela geçenlerde birisi işte Abdülaziz'in 5000 tane cariyesi mi var dedi, 20.000 tane mi dedi. Böyle büyük bir rakam söyledi. Ne diyorsunuz hocam? Adamın bir tanesi yukarı mahallede bir yalan söylemiş, aşağı inmiş, kendi de inanmış. Kendi de inanmış. Bunlar sallamanın sonu yok. Atıp tutuveriyorlar, okumuyor ki, bakmıyor ki. Hani bilmeyenler anlayamaz bileni, o halde sözü kısa kesmeli demişler. Böyle insanlara ne anlatırsın, ne söylersin, açıkçası anlamak mümkün değil. Harem, haramdan gelir ve bir bilinmeyendir. Biz haremin her türlü teşkilatını, oradaki insanların neler yaptığını, ne işler yaptığını, ne maaş aldığını, ne görev ifa ettiğini biliriz. Ama sayısını biliriz. Bunların sayısı 600'ü en yüksek dönemde 600'e en yüksek. Klasik dönemde 150-200'dür. Özellikle 3. Murat'tan itibaren şehzadeler de sancağa çıkmayınca sarayda çocuklar artınca sayı artmıştır. İhtiyaca mebni dolayısıyla artmıştır. Zira her sultanların, padişah kızlarının emrinde cariyeler, hizmetkarlar vardır. Şehzadelerin yanında cariyeler vardır. O şimşirlikte kalan şehzadelerin. Valide Sultan'ın yanında cariyeler vardır. Şu mudur? Harem dairesinde 400 tane cariye var. 300 tane, 200 tane cariye var. Padişah ya da şehzadeler. Veya hanım sultanlar veya... Yok, hanım sultanlar değil. Padişah yahut şehzadeler. Şehzadeler. O gece birini ister ve oradan yok. Biri gönderir. Bunlar hizmetkar sınıfında insandır. Şehzadeler zaten evli olmaz içeride. Padişahların da 3'ü, 5'i, 7'yi geçmez. En yüksek 9'dur. Biz bu rakamı biliriz. 9 cariyesi bir anda olan padişah da çok sınırlıdır. Yavuz'un bir tanedir. Kanuni'nin 2 tane olduğunu biliyoruz. Çok kısıtlı, çok az. Bazı padişahların 3, bazılarının 2, bazılarının 5 veya 7 olmuş. Bunu biliyoruz ve bunlara gözde deriz, haseki deriz veya kadın efendi deriz. Bunların statüsü var. Diğerleri hizmetkar sınıfındadır. Diğerleri ne olur peki çıkmalarda, dışarı çıktığında? Ötede de bir Enderun mektebi var. İmparatorluğun her tarafına görev alacak gençler var. O gençlerden biriyle evlendirilirler. Veya İstanbul'da birileriyle evlendirilirler. Böylece imparatorluğun her yerine Osmanlı saray kültürü gider. Burada muazzam bir sistem var. Her yerine o kültür, insanlar neye bakar? Ben gençliğimizde biliyorum. Bir kaymakam bey, kaymakam beyin hanımı, o bir kültürdü. Okumuş insanlar bir eskiden çok nazdı. Ben 40 sene öncesini ifade ettiğim zaman giyim, kuşam. İnsanlar böyle bakar. Eskiden de Osmanlı hareminden gelen, saraydan gelen, saray kültürünü yaşatan bir insan takip ediliyor. Ve imparatorluğun her tarafına Enderun Mektebi'nde yetişen gençler, orada yetişen kızlar evlenip gidiyorlar. O kızlar bu insanların hanımları oluyor. Bunun dışında o ana kadar ne oluyor? Küçük yaşta alınıyorlar. Muazzam bir edep ve terbiye ile yetiştiriliyorlar. O gençlerden biriyle evlendirip dışarı çıkıyorlar. Yenileri geliyor. Bir mekteptir, bir okuldur, bir kızlar akademisidir. Harem kısmı. Enderun diğer kısımda, harem-i hümayun dediğimizde bir Enderun, bir harem. Harem kızlar akademisi, Enderun erkekler akademisi. İkisi de padişahın ve valide sultanın dan başka ne ana bilirler ne baba bilirler. Aynı zamanda padişaha bağlılık merkezidir orası. Valide, cariyeler valide sultanı ana, diğerleri de padişahı baba bilen insanlardır. Böyle bir husus var. Burada Osmanlı'nın 7 asır devamının sırları vardır aslında anlaşılsa. O sırları biz burada görüyoruz. Onun için bunların içerisinden en yetenekli, en bilgili, en akıllı, en iyi huylu, güzel olanlarını valide sultan oğluna eş olarak seçer. Valide sultan, yani padişahın annesi öldüyse sarayın en kıdemli yaşlı Ketüda hatun vardır. Veya daya hatun dediğimiz, o seçer. Yani ana seçer kızı. O bilir haremde. Dizide gösterildiği gibi İbrahim Paşa seçmez. Onlar ancak hareme
cariye gönderebilirler, hediye edebilirler. İbrahim Paşa'lar şunlar bunlar dizide zaten haremden çıkmıyorlar ki. Yani Hürrem Sultan ölüyor, cariyeler uzakta yaşmağını tutmuş, adam da karşısında oturuyor. Ya rezalet, rezalet, böyle bir şey olamaz. Sırf rezalet. O Hürrem Sultan'ı birinci karede ne olarak gösterdiler? Hristiyan ajanı, sonunda ise bir müşrik durumuna, canı ben alırım, ben veririm, yazıklar olsun. O can alıyormuş, o can veriyormuş. Müşrik sınıfını koydular. Ama Turgay Bey, İskender Pala Bey gibi romanlar yazıp Hürrem Sultan'ı Babil ilahesi gibi yazarsa, romanında Babil ilahesi gibi derse, Marduk'a kurban sunan Babil ilahesi gibi, Nebo'ya ikinci kurbanını sunmuş Babil ilahesi gibi gösterirse, bunlar da böyle gösterirler. Bunların kaynağı, gösterin bana bunların kaynağını, biz de bilelim. İşte sıra dışı tarihte şunları konuşuyoruz. Gelsin bunların kaynağı gelsin. İsim veriyorum romanının, hikayesinin, yazarının. Benim kitaplarım yazıldıysa ben meydandayım. Şu kitaplarım yazıldıysa ben artık meydandayım. Birisi Ahmet Şimşirgil'i tenkit edebilir. Tenkidi doğruysa teşekkür ederim, ön sözünde yazarım. Yanlış tenkidi doğruysa, doğru değilse derim ki şu kaynaktan, şuradan şu şekilde aldım. Senin bahsettiğin kaynak buna göre zayıftır. Şöyledir, böyledir iknasını yaparım. İlim adamlığı budur. Yazdığın zaman yazdığın arkasında duracaksın. Bir kadını müşrik sınıfına sokmak nedir? Bir insana müşrik demek nedir? Bunlar büyük veballerdir. Ama insanımız maalesef Hürrem'i şimdi böyle tanımaya başladı. Böyle anlamaya başladı. Bizim insanımızı anlatamıyorum ben. Bunu 80 ülkeye satıyoruz diye övünüyorlar. Arap ülkelerinde yarın, Balkanlarda, Amerika'da, diğer ülkelerde, o kilisede papazları kesen, İncil okurken papazın kellesi İncil'in üstüne düşüren, o barbar Türk siz değil misiniz dediklerinde ne diyeceğiz? Bunu gösterdiler. Bunları gösterdiler. Ne söyleyeceğiz biz? Bunu siz yaptınız, siz çevirdiniz. Sizin bunu yapan sizsiniz söylediklerinde. Ne cevap verecek bizim gençlerimiz bilemiyorum. Bunlar çok maksatlı. Yani bir Hürrem kilisede esir ediliyor. Sonra da diyorlar ki efendim bunu Osmanlı yapmadı da Kırım Atlıları yaptı. Ya İslamiyet sadece Anadolu Türk'ünü mü ilgilendiriyor? Müslüman Arap'ı, Müslüman Boşnağı, Müslüman Kırımlı'yı, Müslüman Çerkez'i, Müslüman Kürd'ü ilgilendirmiyor mu? Veya Osmanlı kendi yapmayıp taşeron firma mı kullanıyor? Osmanlılar zamanında bir Bulgar, bir Yunan kilisesine, bir Yunan, bir Ermeni kilisesine dahi saldıramaz. Havraları, keniseleri, kiliseleri hepsi ayakta. Osmanlılar zamanında. Bunları böyle dikkatli olmak lazım. Roman yazarken, bir dizide, bir filmde, hele tarihçilerin buna danışmanlık yapıyorlarsa çok dikkatli olmaları lazım. Veya oraya imzasını atmamaları lazım. Atıyorlarsa hocam, savunun kardeşim o zaman. Diyor ki yaz hocam diyor. Yaz, yaz diyor, ben de paramı alayım diyor. Ben de paramı alayım diyor. Bu arada şunları görmüş izleyicilerimiz, onlara söyleyelim. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil'in Valide Sultanlar ve Harem, Osmanlı'nın sır dünyası. Şimdi bunu söylerken denebilir ki ya bu sır dünyasıysa siz ne yazdınız, ne biliyorsunuz derler. Siz duyumları toparladınız zannediyorum. Hayır, duyumlar değil. Teşkilatından meseleyi anlarım. Ben sizin evinize gittiğimiz zaman beni evinize davet edersiniz. Hı-hı. İçeri girenler var. Hı-hı. Sizin evinizdeki yazılardan, kitabelerden, çizilerden, oturuşunuzdan, kalkışınızdan, seccadelerden sizin hakkınızda bir hüküm veririm ben. Hı-hı. Diğer bir, başka bir yere gidersiniz. Bakarsınız ortadaki kaderlerden, yazılardan, çizilerden yine bir hüküm verirsiniz. Osmanlı'nın bu teşkilatı bunların aldığı maaşa kadar, yaptığı işlere kadar, isimlerine kadar, çocuklarına kadar, Haseki Sultan, diğerlerine, buraya giren doktorların, orada mesela bu kadınlar hasta oluyor, doktor giriyor. Ne gördüğünü, ne ettiğini, orada çıkınca bazı hatıralar var. Veya ders veren hocalar var, mesela 5. Mehmet Reşat döneminde. Hocaya diyor ki 5 vakit namazı hepsi mutlaka kılsın, yoksa tuz ve ekmeğimi haram ederim. Bakın son döneminde
bir padişahın söylediği söz ve orada ders veren hocaların orayla ilgili anlattıkları. Bütün teşkilatı meydandadır. O teşkilattan biz çıkartırız. Şunu söyleyeyim. Harem-i Hümayun hakkında en ciddi çalışmayı arşiv vesikaları üzerinde bir Amerikalı Leslie Pierce yaptı. 13 sene çalıştı. 13 sene. Mükemmel bir çalışmadır. Onu bizim milletimiz tanımadı. Ama bir Safiye Sultan romanını bestseller yaptırdılar o dönemde. Doğru tek bir cümlesi olmayan bir romanı bestseller yaptık. İftiradan başka hiçbir şey yoktu kadının. Sadece iftira ediyordu. Ama Leslie Pierce'ın bütün arşivler üzerinde çalışarak yaptıklarını kimse değil. Bizim burada karşı çıkışımız, ya bu Valide Sultan'ın görevi belli. Bunu yalan yanlış, haremde erkek, haremi gezdiğiniz zaman ben size dolaştırayım. Erkeklerin gireceği yer bellidir. Oranın hemen üzeri nöbet odasıdır. Niye nöbet odası? Tepede insanlar ne görev yapar? Erkekler nereye kadar gelir? Haremi gezdiğiniz zaman sistemi anlarsınız. Çok doğru bir şekilde. İçeri erkeğin giremediğini, padişahların odalarını gördüğünüzde sistemi anlarsınız. Padişahın hamamına girdiğiniz zaman orada hani derler ya ikinci Selim cariye kovalarken öldü. Ya bir yalan söyle de beni de inandır. Ben cariyeler padişahtan kaçtığını hiç görmedim, duymadım. Cariyeler padişahı kovalarken öldü deseler inanırım. Hani düştü falan diye. Padişahtan kaçar mı? Burayı Fenerbahçe stadı zannediyor beyefendi. Hiç görmemiş, gezmemiş. Kimi nerede kovalıyor, hamamı da görmemiş. Orada cariye girebilir mi onu bile bilmiyor adam. Yani aklı almıyor. Bu teşkilat bir işleyiş var, bunları biliyoruz. Ve bunlardan belgelerinden dolayı anlatıyoruz. Ama birisi, Leslie Pierce onu söyler, Avrupalı duymak istediklerini, seyyahlar halkının duymak istediğini yazdı. Görmek istediğini yazdı, reyting uğruna yazdı, para uğruna yazdı. Maalesef bunları bazı Türkler de doğru gibi kabul ediyor diye. Bunları yazar. Bana ifade etmişti, Kösem Sultan'a yaptığınız iftiraları ödeyemezsiniz diye. Bunu bir Amerikalı. Hı hı. Çok tabii bunlarla ilgili konuşulacak şeyler var. Evet. Bilmiyorum vaktimiz nasıl. Vaktimiz doldu hocam. Doldu. Kayı serisi var. Daha önceki çalışmalarınız. Kayı 1, Kayı 2, Kayı 3, Kayı 4 ve... En son Kayı 5. Kayı 5 ve devam ediyor. Osmanlı. İşte Ertuğrul Ocağı, Haremeyn hizmetinde... Yavuz'u anlatıyor. Kudret ve azamet yılları, Cihan Devleti... Ufukların Padişahı Kanuni, bu kayı serisinin de diğer çalışmaları. Hocam çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil bu haftaki konuğumuzdu. Sıradışı tarihte. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.